Matematik birinci dönem birinci yazı. Hoş geldin Tonguç Erdoğan. Hoş bulduk hocam. Seninle beraber mükemmel bir çalışma yaparaktan yazılı provasını beraber yapacağız. Soruları mı çaldınız hocam? Hayır saçma ne diyorsun? Saçmalamayı kes. Allah Allah. Ne Eylem bak soruların benzerlerini. Kalbimi çaldınız ama hocam çok güzel anlatıyorsunuz. Bu, soruların benzerlerini burada göreceksin Tonguç Erdoğan Bey'im. Gerçekten de sınava çıkaracak kaliteli sorular. Mantık, aynı zamanda kümeler, aynı zamanda küme problemleri de var içinde tabii ki. Kümeler aynı zamanda da Tonguç Erdoğan Bey'im bölünebilmeyle aslında bugünkü dersimizde bütün öğrendiğin konuları tekrar etmiş olacaksın. Ve şunu unutma Tonguç'um, yazılı provasının ön hazırlığını iyi butonundan tıklayarak ana kanaldaki ön hazırlık videosunda mutlaka izlemeyi unutma. Oradaki PDF'i de çalışaraktan yazılıya tam bir şekilde hazırlanacaksın diyoruz ve bununla izleyerekten ve sınıfa adresli olanlar da iki tane ekstra yazılı hazırlık provasını orada izlesinler diyoruz. Şimdi verilen her durumda doğru olanın yanına bir, yanlış olanın kutucuğuna da sıfır yazınız demiş. Diğerlerini boş bırakınız demiş. Yani her durumda doğruysa bir yazacağız. Bakalım. P veya P'nin değeri veya ne demek Tonguç Erdoğan Bey'in toplamaydı. Toplamada 1 veya 0 ya da 0 ya da 1. Her zaman 1 değil mi Allah'ını seversen? Evet. Bunun sonucu her zaman 1'dir. Tamam o zaman 1 yazdım. P ise P'nin değeri demiş. Şimdi P ise P'de. İse kuralını hatırlarsak 100 kuralı vardı. 100 kuralında 1 ise 0 denktir 0 dışında başka hiçbir zaman 0 olmuyordu sonuç. O zaman ben bu zımbırtıya ya 1 ya 0 diyeceğim. Bakalım 1 ise 0 0'dır. 0 ise 1 bak bu 0 bu 1 de olabilir. Çünkü birbirinin tersi olmak zorundalar. 0 ise 1 1'dir. Dolayısıyla 1 mi 0 mı anlayamadım. Dolayısıyla Allah bunu boş bırakıyorum kusura bakma diyorum. Geldik. Şöyle bir durumda ise bak V işlemi var. Burada da V işlemi var gördüğün gibi. Dolayısıyla iki tane V işleminde yer değiştirebiliyorlar. Birleşme özelliğinde neydi? Ben bunu P ve Q ve Q'nun değili şeklinde yer değiştiriyorum. Şu paranteziyi. Ben bu ikisini birleştirmek istiyorum. Sana kardeşim diyorum. Bana ne? Bak Q ve Q'nun değili. Hatırlıyorsan V işleminde birbirlerinin zıttı olan şeyler. Ne yapıyordu? V işlemi çarpma demekti. 1 ise 1 ve 0. 0 ve 1. İkisinin de çarpımı sonuçta 0'dır. O zaman bu işlem aslında P ve 0'a denk geliyor. P ve 0 dediğimiz şey ise hemen incelersek 1 olursa 1 ve 0 sıfır olur. Sıfır olursa sıfır ve sıfır sıfır olur. O zaman bunun sonucu her durumda sıfırdır diyebiliriz. Hemen bakalım. İse de yine bir olursa bir ise bir birdir. Sıfır olursa sıfır ise bir birdir. Dolayısıyla bu her zaman birdir diyebiliriz. Bunun cevabında bir olduğunu net olarak eminiz. Geldik bu zımbırtıya bakalım. P ve Q. P veya Q'nun değil. Allah Allah. Bir garip bir şey var burada. Ben burada şunu düşünüyorum. Diyorum ki ya bak P'nin değili Q'nun değili. Ya ben bunu bir eski Demorgun'dan şöyle hatırlarsak bu kendisinin ilk halini yazayım. Bunun tersini yazayım ve bunun da kendisinin ilk halini yazayım. Üzerine de böyle Demorgun yapıştırayım. O zaman şu işlem aslında aynen kalsın. V işlemi aynen kalsın. Bir de burada Demorgun olsun. Dikkat ettiysen P ve Q P'nin değili. İki şeyin kendisi ve değiliyle V'si yani çarpması her zaman sıfır olmak zorunda. Neden diyeceksin? Mesela bu biri olsa komple bu sıfır olmak zorunda. Bir ve sıfır bir kere sıfırdan çarpma olduğu için çarpmaya benzediği için bu zımbırtı sıfır diyoruz. Bunların hepsinin detaylarını bu arada ön hazırlık videomuzda izledik. Onu mutlaka izle. Aynı şekilde Q ancak ve ancak Q'nun değili. Ne demekti? Ancak ve ancak da eğer aynı olursa bir oluyordu. Farklı oluyorsa aynı buradaki gibi farklı zıt işaretli oluyorsa daha doğrusu zıt oluyorsa bunlar bile sıfır oluyordu. Dolayısıyla bunu her zaman sıfır diyebiliriz. Zero. Sıfır ise R her zaman bir Tonguç'um. Neydi çünkü? İse de sadece burada sıfır oluyordu sonuç. Onun dışında her yerde yani sıfır ise bir, sıfır ise sıfır hiç fark etmez. Bunların hepsinin sonucu bir olmak zorunda diye. O zaman sıfırla herhangi bir şey ne olursa olsun bir çıkar diyoruz. Bir de ya da vardı Tonguç öğrenmem. Ya da ancak ve ancakın tam tersiydi. Zıtsa bir oluyordu, aynıysa sıfır oluyordu. Aynıyı sevmiyordu ya da. Ancak ve ancak aynıyı seviyordu. Dolayısıyla diyorum ki bir ise sıfırdan da her zaman bunun sonucu sıfırdır. 100 kuralına göre o zaman pardon özür dilerim sıfır yazıyorum. İşte bu kadar bu şekilde hepsinin doğru. Ama fenerisinde şunu hatırlamaya çalışalım. Bunların her durumda doğru olanları totoloji. Yanlış anlamda da çelişkidir. Mesela bu bir totolojidir. Bu bir çelişkidir. Bu bir totolojidir. Bu bir çelişkidir çünkü sıfır. Bu çelişkidir sıfır. Totolojiz bir. Bu bir çelişkidir sıfır şeklinde. Bunun da ne olduğunu söylemiyoruz kusura bakma diyoruz ve geldik. Önermenin en sade hallerini bulalım. Çok basit bir şekilde yavaş yavaş düşecek. En parantez içinden başlayalım. Surat felakettir. Bak P veya Q'nun değeri
P veya Q demiş. Allah Allah. Ve aradaki V işlemi var. Şimdi ben buradan bunların ikisinde de ortak bir şey görebiliyor muyum? Görebiliyorum. P ikisinde de ortak. O zaman P'yi başa alayım. Arada işlem veya ondan sonra diyorum ki parantez açtım. Q'nun değili burada. V aradaki işlem Q'nun kendisi. Yani ne yaptım? Aslında parantezi böyle dağıtmanın tersini yaptım. Ortak parantezi almış oldum. Şimdi sonrasında ne oldu? Hemen şöyle düşünelim Tonguç Hanım benim. Dikkat etsen Q'nun değili ve Q bir araya geldi. Bu her zaman neydi? Çelişkidi. Yani bu yanlıştı. Bu her zaman sıfırdı. Neden diyeceksin? Çünkü ikisi birbiriyle çarpmadır. Sıfır bir çarpımı sıfırdır. Veya bir sıfır fark etmez yine sıfırdır. Dolayısıyla bunun sonucu sıfır çıktı. O zaman hemen işlemlerimi devam ettireyim. Farklı bir renkle devam ediyorum. Köşeli parantez veya sıfır. Köşeli parantezi kapattım. Bir de burada bunu unutmuşum. P'nin değeri de vardı. Onu da yazmış oldum. Şimdi sonrasında diyorum ki Tonguç Ölen Bey hemen P veya sıfır. Ya ben P veya sıfırın 1 olsa bu 1 artı 0 1'dir. 0 olsa bu 0 artı 0 0'dır. Dolayısıyla bunun cevabı aslında P'nin kendisi. P neyse o oluyor. P'nin kendisi veya P'nin değeri de vardı burada. Bunu da yazmış oldum. Bu neydi Tonguç Eren Bey'im? 1 artı 0 veya 0 artı 1 fark etmez. Dolayısıyla birbirine değili olan şeylerde her zaman bunun sonucu 1 çıkıyordu. Çünkü toplama yerine geçiyordu. 1 artı 0 da olsa 0 artı 1 olsa sonucunda 1 olacağını söyleyebiliriz. En sade halini 1 olarak bulmuş olduk. Geldik bu zımbırtıya. Bu zımbırtıda şunu bilmemiz gerekiyor. Bak Tonguç'um bunlar ise ya burada şu değili uygulayamıyorum. Şu değili uygulayabilmek için ben bunu De Morgan yap. De Morgan değil bir tane daha kuralımız var hatırlıyorsan. Mesela P ise Q'yu ben nasıl yazıyordum? P'nin değili veya Q yazıyordum. Yani ilk baştakinin birincinin değilini alıyordum. Aynı buradaki gibi bak mesela şu zımbırtıda bunu veya çevirmek için bunun bir değilini alalım. Bunu artık veya yapalım. Sonra bunun da aynısını yazalım. İkincisinin aynısını yazıyorum. O zaman Q ise P diye yazıyorum. Sonrasında bunun üzerinde de böyle bir tane şey var. Zımbırtı var. Bu değili içine dağıttığın zaman hem bunu. Değil neydi? Kendisiydi. Kendisi. Dolayısıyla P'nin kendisidir diyoruz. V'nin değili V'dir diyoruz. Bunun değili ise Q ise P'nin değildir diyoruz. Buraya kadar mükemmel bir şekilde geldi. Her şey harika gidiyor. Bundan sonrası artık çirkinleşmeye başlıyor. Bu şaka yapıyorum. İnsanlığın bittiği yerdeyiz. Bak bu neydi? İse'yi veya'yı çevirirken ilkinin değilini alıyorduk. Q'nun değili. Bundan sonra veya'yı çeviriyorduk bunu. Bunu aynen yazıyorduk. Sonrasında değili var ya bunun. Şimdi bunu uygulayacağım. Tabii bunu da yazmayı unutmayalım. Şimdi bak bu değilini de böyle dağıttım. O zaman Q'nun kendisi oldu. Veya'nın değili V'dir. P'nin değili de budur. Bunu yaptıktan sonra P'nin kendisi de dışarıda V şeklinde de bekliyor. Tonguç'um buradan sonrasında artık matematiğin karanlık sularına hoş geldin diyorum. Çok basit şaka yapıyorum. Buradan sonra yollarımız bak, ayrılır hocam. Görüşürüz. V olduğuna göre Tonguç'um bütün parantezleri açarım. P, V, Q ve P'nin değeridir. Yani bu ikisi zaten V işlemine girdiği zaman birbirleriyle çarpımı sıfır olmak zorunda. Sıfır ve Q dediğimiz şey de her zaman sıfır olmak zorunda diyoruz. Çünkü neden diyeceksin? Çünkü çarpma yerinde bir sıfır varsa sonuç sıfır çıkar diyoruz. O zaman bunun en sade hali sıfır çıktı. Bunun en sade hali bir çıktı. En sade hallerini bulmuş olduk. Geldik bak bir şey vermiş bize. Bak bu da çok sorulan bir matematik sınavı sorusudur. Sınavlarda %99 böyle sorular sorular. Önermesine göre bunun önermesinin doğruluk denilmiş. Neydi kuralımız? Bak buradaki ana işlem ise Tonguç Eren Bey. Pardon özür dilerim. Çok özür dilerim. Bunu bir yapmak zorundayım. Çok özür dilerim. Bunu ben yanlışlıkla değiştirmişim. Bunun cevabı bir. Tamam mı? Bak bunun cevabı bir olsun. Hadi sorumuzu tekrar düzeltelim. Önermesine göre bak burasının cevabı bir demiş. Şimdi buradaki ana işlem ne biliyor musun? Şöyle bir bak köşeli parantezin üzerine değil var. Görebiliyor musun Tonguç Eren Bey? Evet hocam. Bu köşeli parantezin değili bir çıktığına göre köşeli parantezin içindeki her şey yani bak aynısını yazmaya çalışıyorum. Şöyle bunun sonucunun tabii bunun da üçlü olması gerekiyordu. Sıfır olması gerekmiyor mu Allah'ını seversen? Evet. Çünkü sıfırın değili birdir. Dolayısıyla bu zımbırtının sonucunun sıfır olması gerekiyor. Böyle bir şey ne zaman oluyordu? İse işleminde, ise ana işlem bu olduğu için ise işleminde sonucun sıfır çıkabilmesi için 100 kuralı vardı hatırlıyorsan. Yani 1 ise sıfır ancak sıfırdı. Dolayısıyla bunun 1, bunun da sıfır olma şartı var. P
Peki bunun bir, bunun sıfır olma şartı varsa peki biz burada nasıl yaklaşacağız? Bunun bir olabilmesi için, V işleminde bir olabilmesi için bunun da bir, bunun da bir olması gerekiyordu. Hatırlıyorsan V işleminde sadece bir kere, sadece bir yerde bir oluyordu. Bu da bu ikisinin de bir olduğu kısımda diyoruz sonuç olarak. Peki geldik bu zımbırtıya. Bunun bunun bir olduğunu biliyoruz ya artık. Bunun evet. bir olduğunu biliyorsak o zaman şu da birdir. Değil mi? O zaman 1 ile ne sıfır eder? R'de sıfır olursa ancak bir kere sıfır. Çünkü çarpma şeklinde gidiyordu V işlemi. Sıfır olur. O zaman P'nin değili 1'di. Q 1'di. R 0'dı. O zaman P'yi hemen bulalım. P'de P'nin değili 1 ise P'de 0'dı diyoruz. O zaman P, Q, R'yi bulmuş olduk. Sonrasında işte bize verilen işleme geçiyoruz. Bize verilen zımbırt neydi? Buydu. Bak P'yi yazıyorum. P neydi? 0'dı. 0 ancak ve ancak. Q'yu yazacağım. Q neydi? 1'di. Sonra parantez var dışında. Sonra bir ya da işlemi var. Sonra Q var. Q kaçtı? Bulmuştum. 1'di. V diyorum. Sonra R'nin değili. R kaçtı? Tonguç'um 0'dır. R'nin değili 1'dir o zaman Tonguç abim. Kapattım. İşte bu şekilde getirdikten sonra artık diyorum ki işim çok basit. 0 ancak ve ancak 1. Bunlar birbiriyle farklı olunca sonuç 0 çıkıyordu ancak ve ancak da unutmayalım. Ya da 1 ve 1, 1 kere 1, 1'dir diyoruz. Sonrasında ya da işleminde neydi Tonguç Alan Bey'im? Ya da işleminde bunlar birbirleriyle farklıysa 1'di. Aynıysa 0'dı. Dolayısıyla cevabımız 1'di diyoruz ve süper bir şekilde doğru olduğunu bulduk. Oh be. Geldik. Önemlinin doğruluk değerli ve değilini bulmuş. Bak burası önemli. Çünkü burada ne var? Niceleyiciler var. Önemlinin doğruluk değerlerine bakarsak her tam sayı. Her ve bazı. Bak bu ne demek? Her tam sayı demek. X artı 1 bölü X artı 2 bir rasyonel sayı demiş. Her tam sayı için X artı 1 bölü X artı 2 bir rasyonel sayı mıdır? Yanlış bir önermedir. Neden biliyor musun? Neden? Eksi 2 yazarsak X yerine. Evet. Ne olacak? Eksi 2 artı 1 bölü eksi 2 artı 2. Kaç çıktı? Eksi 1 bölü 0 çıktı. Bir sayı bölü sıfır nedir? Tanımsızdır. Aman saçmalama. Sakın bunları. Hayda da sıfır istemiyoruz. Dolayısıyla P önermesinin doğruluk değeri sıfırdır diyoruz. Şimdi bunun değilini yazalım. Değilini yazabilmek için P'nin değili diyorum. İki nokta üste koyuyorum. Sonra şeylerimi koyuyorum bak. Her'in tersi değil nedir? Bazıdır. Bazı elemanıdır tam sayılar için. X artı 1 bölü X artı 2 bir rasyonel sayı değildir. Değildir şeklinde yazıyorum. Ve gerçekten doğru. Çünkü eksi 2 için bu bir rasyonel sayı değildir diyoruz. Bu da doğru bir önemli. Dolayısıyla P'nin değerinin doğruluk değeri 1'dir diyoruz. Bu da P'nin değeri. Şimdi geldik Q önermesine. Q önermesinde bazı reel sayılar için X kare büyük, X kare küçüktür X'tir. Doğru mu? Evet doğru. Doğru. Tamam, bak 1 bölü 2'nin karesini alırsam, 1 bölü 2'nin karesini alırsam 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4 de 1 bölü 2'den küçüktür. Gerçekten doğru bir önerme. Dolayısıyla Q'nun doğruluk değerine 1 diyebiliriz. Hadi gel senle bunun değerini yazalım Tonguç abi. Yazalım hocam. Bazı reel sayılar için X kare bak küçüktürün değeri nedir biliyor musun? Büyüktür değil mi Tonguç abi? Evet. Hayır patlarsın. Büyük eşittir. Büyük eşittir. X'dir diyoruz. Bu da bunun için doğruluk değeri de sıfır oluyor. Bu sıfır, bilse bu zaten bu sıfır oluyor diyoruz. İşte küçüktürün değili büyük ve eşittir unutmayalım. Büyüktürün doğruluk değeri de küçük ve eşittir. Ama şunun değili ise Tonguç Eren Bey'im küçüktür. Yani büyük ve eşittirin değili de küçüktür diye unutmayacağız. Önermesinin en sade halini tablo yöntemiyle bulunuz. Tablo yöntemi nedir hocam? Bak P yazın. Q yazın. Ondan sonra Q'nun değeri yazın. Sonra Q'nun değili ve P yazın. Sonra P veya Q'nun değili ve P dediğimiz aslında işlemin hepsini yazın. Şimdi bunların hepsini böyle yazın. Neden yazın biliyor musun? Bak şöyle oldu. Şimdi ilk başta P ve Q tablomuzun ilk sütunları dedim. Sonrasında burada gördüğüm en küçük elemanlardan, en küçük işlemden başladım. Q'nun değili. Sonra dedim ki bu da bir parantezdir. Bak ilk başta bunu bulurum. Sonra bunu bulurum. Sonra bütün hepsini bulurum. Bu da parantez. O zaman bunu da yapıyorum. Sonrasında en sonunda bunu buluyorum. Gel sen ne yapalım bakalım. Şimdi bir kere. Ya abi siz nasıl yapıyorsunuz? Gerçekten ben aklım hayret ediyor. İki önerme olduğu zaman 2 üzeri 2'den 4 farklı durum vardır.
1-1 olabilir. 1-0 olabilir. 0-1 olabilir. 0-0 olabilir. Bak 1-1-0-0, 1-0-1-0 şeklinde 4 farklı durum var mı? Başka hiçbir durum olamaz. Ya yazılı olur ya true olur. Q 1 ise Q'nun değeri 0'dır. Q 0 ise Q'nun değeri 1'dir. Yani bu neyse, bunun neyse tersi. Tamam eyvallah. Q'nun değeri VP. Yani şununla şunun V'sini yapman gerekiyor. V ne demekti? Çarpma değerine geçiyor değil mi? O zaman bak bu ikisini çarparsak 1 kere 0 0'dır. 1 kere 1 1'dir. 0 kere 0 0'dır. 0 kere 1 1 0'dır Tonguç'um. Sonrasında demiş ki bu zımbırtı yani şu zımbırtıyla şu zımbırtıyla P'nin V'sini yani bu ikisinin bak bu bu yani veya bu zımbırtı. O zaman bu ikisinin V'sini yapacağım. V'da ne demek toplamaydı? 1 artı 0 1'dir. 1 artı 1 1'dir çünkü 2 yazamayız mantıkta öyle bir şey. İmkansız. 0 artı 0 0'dır. 0 artı 0 0'dır. Dolayısıyla doğruluk değeri tablomuzda bu şekilde getirmiş olduk. Unutmayalım bak burada çok enteresan bir şey çıktı. Bak bu zımbırtı. Aklım çıktı hocam. Ne çıktı? Bu zımbırtı ile aynı çıkmadı mı? Evet. O zaman bunun sonucu aslında P'dir diyebiliriz. Yani bununla bu birbiri aynı çıktı. Dolayısıyla bunun sonucu da P'dir diyebiliriz. Bu da ayrıten senin aklında bulunsun diyoruz. Ve geldik kümelere geçtik artık. Mantık kümeler... bitti yerde matematik başladı hocam işte. Ben de evet, bunu kastediyordum. Evet tebrik ediyorum. Mantık bitti yerde kümeler başladı. Mantık bitti yerde matematik kümesine başladı. Göre aşağıdaki hangisi doğru demiş. Şimdi baktık Tonguç'um bak bunun elemanları bak. Parantezli parantezimi açtık. 2 virgül, 3 virgül. Bunu bir bütün olarak kabul etmem gerekiyor virgül. Bu böyle bir sembol olarak kabul etmen gerekiyor virgül. Bu boş kümede sembol burada unutma. Aa. Bu 7 virgül. Ondan sonra bunu bir bütün olarak kabul etmem gerekiyor. Bitti zaten elemanları bitti. Şimdi toplam kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var? Dolayısıyla bu yanlış ifade diyoruz. Geldik 2 elemandır A mıdır? Evet 2 elemandır A'dır doğru. Parantezli 2 elemandır A mıdır? Evet parantezli 2 elemandır A'dır. Bu değil. Bunu karıştırma bu elemandır A'dır. A elemanı değildir A'nın. A elemanı değil. Evet doğru. A şunun içinde bir bütündür. Yani bu elemanıdır A deseydi doğru olurdu. Ama A şurada bir parçadır aslında sadece. Dolayısıyla bu doğru bir işlemdir diyoruz. A elemanı değildir A'nın. Peki 2, 3 alt kümesidir A'nın doğru mu? 2 ile 3 almış bir küme yapmış. Şöyle bir parantez içine koymuş. Sonra alt kümesidir A yazmış. Bu da doğru. Boş küme bak şu sembolü boş küme sembolü değil mi? Bu sembolü parantez içine koymuş ve demiş ki alt kümesi olsun A demiş. Bu doğru bir ifade. Niye yanlış söylemiş ki? Yani. Bu yanlış ve yani şöyle olsaydı doğru olurdu bu. Şöyle işlem alt kümesidir A deseydi doğru olurdu diyebiliriz. Geldik bu zımbırtıda. Bu sembol elemandır A'nın. Evet bu da doğru. Bu sembol elemandır A'dır. Şunu unutmayalım. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Onu aynı hatırlayalım. Aa. Burada bu yazılırken bu boş küme manasına geliyor. Bu ise bu semboldür. Yani bu sembol bu boş kümedir. Bunu unutmayalım. Çok ayrı şeylerdir diyoruz ve geldik. Verilen K kümesine K'nın alt kümelerinin kaçında A elemanı bulunmaz demiş. Bak bu tarz soruları yapman gereken şey şu. Burada 1, 2, 3, 4, önce özel kümesini bulalım. 5 tane elemanlı bir küme var. 2 üzeri 5'ten toplam 32 tane alt kümesi vardır bunun. Ama bana diyor ki alt kümenin kaçında A elemanı bulunmaz diyor. A elemanı bulunmazsa bunu atıyorsun Tonguç'um. Attın, kapattın. Ne kaldı geriye? 1, 2, 3, 4 tane eleman kaldı değil mi evladım? Evet hocam. Bu 4 tane elemanla alt küme oluşturacağız. 2 üzeri 4 eşittir. 16 tane 16 tane alt küme vardır diyebiliriz Tonguç Eren Bey. Geldik alt kümenin kaçında A bulunur, E bulunmaz. A bulunur, E bulunmaz da şöyle. E bulunmaz diyor. E'yi attık. A bulunmaz diyor. A bulunur diyor. Özür dilerim. A bulunur diyor. A'yı da atıyoruz. Niye? Zaten A var. A'yı bir daha hesaplamamıza gerek yok. Ben burada ya bu ya bu ya bu. Bu üçünde üçüyle oynayabilirim. Oynama şansım sadece üçüyle sekizdir diyebiliriz. Yani mantık şu Tonguç'um. Bulunur veya bulunmaz dedi. İki şeyi de atıyorsun. Neden diyeceksin? Çünkü aslında alt kümeler bulunurken mesela bunun kaç tane alt kümesi var derken bu ya olur ya olmaz. O yüzden iki tane seçenek var. Bu ya olur ya olmaz. İki tane seçenek var. Bu ya olur olmaz. Ya olur ya olmaz. Ya olur ya olmaz. İki tane seçeneğimiz var. O zaman 2 üzeri 5 aslında buradan geliyor. Dolayısıyla ben A elemanı bulunmaz dediğim zaman A'yı attım. Geriye kaç tane kaldı? Bu. 4 tane elemandan. Ya bulunur ya bulunmaz. Ya bulunmaz ya bulunur ya bulunmaz. Ya bulunmaz ya bulunmaz. Bunun zaten tek seçeneği var. Bulunacak demiş. Pardon bulunmaz demiş. O yüzden bunu hesap etmiyorum bile. Burada mesela A bulunur, E bulunmaz da A bulunacak ya. Bunun tek seçeneği var. 1.
Yani 1 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2, bunların 3 2 seçeneği var üzerim. Bunu tekrar bulunmadığı için bir tane seçeneği var. O yüzden 2 üzeri 3 oradan geliyor diyoruz. Bravo diyorum sana. Cevabımızı da bu şekilde hesaplamış oluyoruz. Peki geldik kümelerine göre. T alt kümesidir K'nin, alt kümesidir A'nın demiş. Olacak şekilde kaç farklı K kümesi yazabilir? Bak demiş ki, bak şöyle alt kümesidir ve eşit de olabilir. Onu da unutmayalım. Şöyle demiş ki, demek ki T ile K kümesi birbirine eşit de olabilir demiş. Kaç farklı K kümesi yazılabileceğini söyleyelim. O zaman bir tane kesin yazılır en azından eşit olduğu için. Bak T ve K birbirine eşit olabilir ama A ve K birbirine eşit olmayacak. Şimdi bir kere K kümesinin içinde o zaman A, B, C kesim var değil mi Tomuç'um? K kümesinin içinde A, B, C, çünkü yani şöyle düşün. Şöyle büyük bir küme çizelim. A kümesi. Bunun içinde T kümesi var. Pardon, K kümesi var bizim aradığımız. Onun içinde de T kümesi var. Bunların elemanları A, B, C. Değil mi evladım benim? Evet hocam. Ve o zaman K kümesinin içinde kesin A, B, C olacak. Aynı zamanda E, D, E, F, G olabilir de olmayabilir de. A, B, C olabilir. Sadece A, B, C olabilir. A, B, C, D olabilir. A, B, C, D, E, F, G olabilir. Hepsi olabilir. Dolayısıyla yapmamız gereken şey şu. T kümesi, K kümesi öyle bir kümedir ki A kümesinin alt kümesidir. Değil mi evladım benim? Evet. A kümesinin alt kümesi olan K kümesinin içinde A, B, C kesin olacak. Çünkü T kümesini yani kapsıyor. Yani illaki. O zaman 1, 2, 3 elemanı kapattım. A kümesindeki. Geriye kalanlarla alt kümeler oluşturacağım. O zaman 1, 2, 3, 4 tane seçenekli var. 2 üzeri 4 yani 16'dır cevabımız diyoruz. Ama dikkat et. A kümesine eşit olamayacağı için. Çünkü burada eşitlik varmış, burada eşitlik vermemiş. O zaman A, B, C, D, E, F, G yazamayacağım için bunlardan bir taneyi çıkartıyorum. Yani 15 tane küme yazılabilir diyorum. Bravo diyorum. Geldik işte sınavda soruların çıkacağı kısımlar bunlar. Gerçekten buraya sınav sorusu diyebiliriz. Bu tarz soruları çok seviyorlar arkadaşlar. A ve B iki küme olmak üzere. A birleşim B. A kesişim B'nin altı katıdır demiş. 6 çarpı S A kesişim B demiş. O zaman S A bu. S B de S B'nin 3 katıymış S A'nın. Bak dikkat et. S A dediğim şey. A'nın eleman sayısı. 3 çarpı B'nin eleman sayısı demiş. B'nin eleman sayısı da 7 demiş. O zaman B'nin eleman sayısı 7 ise A'nın eleman sayısı onun 3 katıysa A'nın eleman sayısı 20 değil mi Tomuş? Evet. B'nin eleman sayısı da 7'dir. Gel sana bunu çizerek göstereyim. Bak buna A kümesi diyorum. Hatta farklarını çizeyim ki anlayabilirsin. Buna da B kümesi diyelim. Buna A diyelim. Buna da B diyelim. Tamam mı evladım? A'nın hemen içlerini dolduracağım şimdi bak. A'nın eleman sayısı 20. Buraya hiçbir şey yazamam. Çünkü buraya 21 yazarsam burası ne olacak bilmiyorum. B'nin eleman sayısı 7. Buraya da 7 yazarım. Buraya 21 ve 7 yazdıktan sonra diyorum ki A fark B ile B fark A işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi bak şöyle bir şey demiş. A birleşim B kümesi. A kesişim B'ye X diyelim Tomuç'um. A birleşim B buraya X. A kesişim B X ise A birleşim B bunun 6 katıymış Tomuç. Demek ki bunun hepsinin eleman sayısı 6'ymış Tonguç Erhan Bey. 6X'miş. Süper zekisin. Peki geldik sonrasında diyorum ki ya bunun hepsi 6X. Burası X. Burası 21. Şimdi ben şuraya şu bölgeye yani şurada A fark B dediğimiz bölgeye 21 eksi X yazabilirim. Çünkü bütün hepsi kırmızının içindeki her şey 21. Burası X ise burası 21 eksi X'dir. Aynı şekilde şu bölgeye de 7 eksi X yazabilirim. Sonrasında işlem yapacağım çok basit. Neden diyeceksin? 6X dediğim şey bu. Bu ve bunun toplamı. Yani 21 eksi x artı x artı 7 eksi x eşittir 6x olmak zorunda. Çünkü birleşim bütün hepsi demekti aslında diyoruz. Veya bunu hiç karıştırmaya da biliriz. Şöyle diyebiliriz. Bunun eleman sayısı 21 değil mi Tomuş? Evet. Bunun eleman sayısı 7 değil mi? Evet. Bak 21 ile 7'yi topla. Yani bu ikisini topla. 28. Kesişimlerini çıkar. Ne olması gerekiyor? 6x çıkması gerekiyor değil mi? Of mof yok. Yani neydi kuralımız? Ana kurallarından bir tanesi şuydu. Hemen göstermek istiyorum. A birleşim B'nin eleman sayısı. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı. Bu çok çıkar bir kural. Yani A birleşim B'nin eleman sayısı 6X eşittir. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi kesişim eleman sayısı. Hemen bunu yapalım. 28 eşittir 7X çıkıyor. X eşittir 4 çıkıyor. O zaman ben bunu 4 bulduktan sonra işler zaten çok basit oluyor. İşler A fark B nedir o zaman?
21 eksi 4 17 çıkar. B fark A nedir o zaman? 7 eksi 4 3 çıkar Tunguç Eren Bey'im. Dolayısıyla A fark B ile B fark A'nın toplamı 17 ile 3'ün toplamı 20 çıkar Tunguç Eren Bey'im. Bravo diyorum sana. Bravo. Ve geldik diğer sorumuza. A ve B şubelerinde okuyan öğrencilerin bulunduğu bir grupta. B sınıfında okuyan demiş ki hemen bakalım. Erkek öğrencinin sayısı evet soru kökünü okumuyor. Bu paragraf sorusu gibi. Erkek öğrencinin sayısı A sınıfında okuyan kız öğrencinin sayısına. B sınıfında okuyan kız öğrencinin sayısı ise A sınıfında okuyan of bayağı karışık bence. Karıştırdılar sınıfları hiçbir sıkıntı olmayacak. Şöyle diyelim Tonguç Hocam. Kızlar diyelim bir de erkekler diyelim tamam mı? Buna da A sınıfı B sınıfı diyelim. Böyle bir tablo yapalım sen de böyle. Sos tablosu gibi şöyle bir tablo yapalım. Şimdi şöyle bir tablo yaptık. Şimdi adam diyor ki erkek öğrencinin sayısı A ve B sınıfında A sınıfında okuyan kız öğrencinin sayısına eşittir demiş. Erkek öğrenci sayısı yani bu ikisinin toplamı A sınıfında okuyan kız öğrencinin sayısına eşittir. Yani buraya eşit demiş. O zaman ben buna A desem, buna B desem, buna X desem, buna Y desem Tonguç Eren Bey. O zaman burası X artı Y olmaz mı Tonguç Eren Bey? Evet. Erkek öğrencinin sayısı yani bu ikisinin sayısı A sınıfında okuyan kız öğrencinin sayısına eşittir. Kız öğrencinin sayısına A sınıfında okuyan kız öğrenciler burası. Buna eşittir. Tamam. B sınıfında okuyan kız öğrenci sayısı. B sınıfında okuyan kız öğrenci sayısı. Y. Yani Y. A sınıfında okuyan öğrencilerin sayısına eşittir. Hayır, B sınıfında okuyan Y değil bak, hocam. B sınıfında okuyan kız öğrenci sayısı. Ya boşluk. İse A sınıfında bunu bilmiyoruz. A sınıfında okuyan öğrencilerin sayısına eşittir. A sınıfında okuyan öğrenciler de kaçtaydı? Bak bunların hepsiydi değil mi? İlk kız ve erkek toplam. X artı X 2X bir de Y var. 2X artı Y eşittir. Böyle bir tablo oluşturdum. Tamam, 9 bilinmeyenli denklem. Hayır 9 bilinmeyenli denklem. En zor kısmı burasıydı. Şimdi buna X dedik buna Y dedik. Bilmiyoruz ne olduklarını. Şimdi dedi ki buradaki erkek öğrencinin sayısı bütün bu sınıfa erkek öğrenci sayısı X artı Y. A sınıfında okuyan kız öğrencinin sayısı eşittir. Yani şuraya eşittir. O zaman şu parça şu parça eşittir. Tamam eyvallah. B sınıfında okuyan kız öğrencinin sayısı bunu da bilmiyoruz. A sınıfında okuyan öğrenciler sayısına yani şunun hepsine eşittir. O zaman 2x artı y'dir. Bunu yazdıktan sonrası artık işlem karmaşası bitti. Ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki Tonguç Eren Bey'im 40 öğrenci B sınıfında okuyan 40 öğrenci olmalı. Yani şurası 40'mış. O zaman diyorum ki 2x artı y artı bir de y var 40'mış. O zaman 2x artı 2y eşittir 40'sa Tonguç Eren Bey'im x artı y eşittir 20'dir diyebilirim. Bize sorduğu şey neydi Tonguç Eren Bey'im? Bu grupta toplam kaç erkek öğrenci vardır? Buradaki x artı y kadar erkek öğrenci vardır. O yüzden cevabımızın 20 olduğunu söyleyebiliriz diyoruz. Geldik B fark. Gerçekten zor bir soru. Şeması. Bölgeyi aşağıdaki ben şeması tarayınız demiş. Şimdi bu neydi? Fark işlemiydi. İstersek bunu şöyle yazabiliriz. Onu hatırlatayım sana. A'nın değili kesişim B'dir diyebiliriz. Şimdi A'nın değili kesişim B dediğimiz şey çok tanıdık geliyor. Neden biliyor musun? Şimdi şöyle düşünelim. A'nın değili dediğimiz şey A'nın dışındaki her yer. Bunu bak bunu kapattım. Bunun dışındaki her yer. Bunun B ile ortak yeri şurası değil mi Allah'ını seversen? Evet bak, hocam. A'nın dışındaki her yer. Bunu kapattım. A'nın dışındaki her yeri görebiliyorsun. Şuraların hepsi buralar böyle geliyor. Buradan böyle geliyor. Buralar buralar hepsi. Bunun B ile kesiştiği yer sadece şurası. Dolayısıyla şu bölgeye ne diyorduk biz aslında? B'nin A'dan farkıydı aslında. Şu bölge yeşil hatırladığım bölge. O zaman bak dikkat et. B fark hatta şöyle B farkı ters yazmışız ya. Neyse şöyle yazabilir. B fark diyorum. Ondan sonra ne diyorum? B fark A diyorum. B'nin içinden bu yeşili atarsam bak B'nin içinden bunu atmam gerekiyor. Bu zaten burasıydı. B'nin içinden yani şu maviyle çizdiğim yerin içinden bu yeşil alanı atarsam Tonguç Eren Bey'im bize ne kalıyor biliyor musun? Şu bölge kalıyor. Şu bölgeyi aslında ben taramış oldum. Yani bize sorduğu zımbırtı Venn şemasına tarayınız dediği zımbırtı A kesişim B'ymiş. Burada aklının köşesinde olsun Tonguç Eren Bey'im. Dolayısıyla kesişimi de taramış olduk diyoruz. Peki geldik kümeleri veriliyor. Buna göre kartezyen çarpımı. Artık kartezyen çarpımına geldik. Kümelerin nerede sonu. Nerede yazıyor kartezyen çarpımı? Bak bu çarpıyı görünce kartezyen çarpımı diyeceksin. Bu kartezyen çarpımında mantık şu bak. A çarpı B kesişim A çarpı C demiş. Yani ikisinin ortak bir şey var. A var. Ve sınavlarda
çoğunlukla bu soruluyor işte. Ortak parantez alma. A çarpı diyeceksin. Bak bunu aldın, bunu aldın. Geriye ne kaldı? B kaldı. Arada kesişim işareti var. Bir de C kaldı değil mi? Bunları kapattığın zaman arada B kesişim C olduğunu zaten çatarank diye görüyorsun. A çarpıyı aldın. A çarpıyı başa yazdın. Geriye ne kaldı? B kesişim C kaldı. Bunu bu şekilde yazdık. O zaman bana sorduğu şey aslında A çarpı B kesişim C'nin eleman sayısı. Şimdi B kesişim C'yi hemen senle yapalım bakalım. B kesişim C elemanlarını bulursak eğer 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 3 ve 4 olduğunu görebiliyoruz. Bu kaç elemanlı tonguç eleman benim? S, B kesişim C dediğimiz şey 2 eleman değil mi? Evet. A'nın eleman sayısına bakarsak S, A dediğimiz şey de 5 eleman. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemanlı. Biz eğer iki kümenin kartezyen çarpımının eleman sayısını arıyorsak bu aslında iki kümenin eleman sayılarının çarpımı kadardır. B kesişim C'nin çarpımı kadardır. Dolayısıyla A'nın eleman sayısı kaçtı? 5'ti. B'nin eleman sayısı, B kesişim C'nin eleman sayısı kaçtı? 2'ydi. 5 kere 2'den de cevabımızın 10 olduğunu söyleyebiliriz. Geldik rakamları farklı 3 basamaklı A7B sayısının 4 ile bölümünden kalan 2'dir. Aynı sayı 9 ile tam bölümüne göre A sayısının alabileceği değerler bulunur demiş. Hemen burada yapmamız gereken şey şu. A7B sayımız var. Şimdi A7B sayısında 3 basamaklı demiş, tamam. A ve B, bak bunu hemen unutmayacağız. Hemen yazıyorum. A ve B bir rakam olmak zorunda. Yani A 0, 1, 2, nokta nokta 9'a kadar gidebilir. Daha fazla olamaz, onu da söyleyeyim. 4 ile bölümünden kalan 2. O zaman ben bu 4 ile bölünme kuralı neydi? Son 2 basamağına bakmamız gerekiyor. Son 2 basamağı 4'ün katıysa 4'e bölünebilir. Ama zaten bu 4'e bölünebilir diyor. 2 kalanını ver diyor. O zaman son 2 basamağında bak olabileceği şeyler yazıyorum. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 70. Bütün hepsini yazıyorum sana göstermek için. Yoksa senin yazmana gerek yok. Teşekkür ederim hocam. Bu elimizden sanatmayacağım. Şimdi saçmalama, ne diyorsun? Allah Allah. Şimdi bak. 4'te bölümünden kalan 2 ise bir kere 72 4'te bölünür. 76 4'te bölünür. Bu ikisi tam bölünür. 2 kalanını verirse bunlardan 2 fazla olacak. Yani bu olabilir. Bundan 2 fazla olacak. Yani bu olabilir. Bir de tavuk çevirelim benim. Burada şunu unutmayın bak, 78, 74 bir de 70 olabilir. Çünkü aralarında 4 fark olmak zorunda her zaman. Yani 70'in de 4 ile bölümünden kalan 2'dir. 68 4'ün katı olduğu için. O zaman olabilecek sayılarımızı söylemiyorum. Ama bak şunu da ay atlamışım vallahi, bak rakamları farklı atlamışım. Dolayısıyla ben rakamları farklı dediysem sayımızı tekrar yazmaya çalışıyorum. Bak, A 7 0 olabilir. A 7 4 olabilir. A 7 8 olabilir. Bunları da unutmam gerekiyor. Rakamları farklı da yıldız altı içine aldım. Şimdi olabilecek, o zaman B'nin olabileceği değerler 0, 4 veya 8 oldu. Tamam, eyvallah. Aynı sayı 9 ile tam bölünebildiğine göre. 9 ile bölünme kuralı neydi? Rakamları toplamın 9'un katı olması gerekiyor. 7 0 7 9'un katı olması için A'nın 2 olabileceğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde 7 4 11 9'un katı olması için A'nın 7 olacağını söyleyebiliriz. 7, 8, 15 A'nın 3 olacağını söyleriz. Ve o zaman A'nın alabileceği değerler 2, 7 ve 3 değil mi Tevfik? Oh be! Patlarsın çünkü rakamları farklı unuttuk. Rakamları farklı unuttursak A 7, 7, 7, 4 diye bir sayı olamaz. O zaman bunu attım. Dolayısıyla A 7 olamıyor. 2 ve 3 olmak zorunda. 2 ve 3 değerlerini alır diyoruz. Ve geldik artık. Bu arada hemen sana ödevini hemen sana vereyim Tavuş abi. İlk başta çalışman gereken şeyleri göstermek istiyorum sana. 0'dan 9'a matematik konu anlatımı soru bankası kitabında. Sayfaları verin hocam, ben hemen yazayım, çalışayım. Hemen sayfaları vermek istiyorum sana. Bak, sayfa 12'den başlayacaksın. Önermeler, önermenin doğruluk değeri ve değili. Aynı şekilde V bağlacı veya bağlacı. Aynı şekilde ya da bağlacı, De Morgan kuralı, ise bağlacı. Nereden çıkacağını söylüyorsunuz değil mi hocam şimdi? Hepsini tekrar tekrar. Bir koşullu öğrenmenin karşıtı ve tersi. Bağlaçların elektrik devresi birazcık Fernsiz içine giriyor. Fernsiz arkadaşlarımız sayfa 28 ve 29'u çalışsın mutlaka. Aynı şekilde her bazı bağlaçların mantık dinle birleşik önermeler Fernsiz konusuna giriyor. Onu söylemek istiyorum. Aynı şekilde bunu tekrardan yaptıktan sonra topucu mantığın ünite tekrarını yaptıktan sonra kümelerden devam ediyoruz. Kümelerin gösterimi 42'den başlıyor. Sonrasında alt küme karalarının kesişim ve birleşim işlemleri, fark işlemi Tonguç Eren Bey'im. Aynı şekilde kümelerin sembolik dili, sembolik mantık ilişkisi, küme problemleri gerçekten çok önemli sınavlarda. Kesin bir veya iki sorusu var. İki kümenin kartezyen çarpımı, kartezyen çarpımının özellikleri ve bağıntı da fen lisesi kısmında olan kısımlardan bir tanesi.
tarageçlerden, testgeçlerden sonra denklem ve eşsizlik kısmında özellikle çok geniş bir tabii konu burası. Özellikle yani bölme bölünebilmeyi yaparsanız çok güzel olur. Sayı kümelerinden sonra bak bölme algoritması sayfa 92, 93, 94, 95, 96, 97 gerçekten sınavda soruların gelebilecek. 98, 99 ve asal çarpanlara bölünebilmek 102 ve 103 gerçekten çok önemli. Bunları da yaparsan mükemmel olur. Ve tak matematikten de çözmen gereken sayfaları göstermek istiyorum sana. Lütfen hocam. Tak matematikten çalışman gereken sayfalar sayfa 14'ten başlayacaksın Tonguç'cum. Sayfa 14'te ALFL tekrarlarını yaparsın ama burada ünite tekrarlarında özellikle tak yazılı kısımları var. Sayfa 44-45'te mesela mantığın tak yazılısı var. Kümelerde Tonguç Erhan Bey'im kümelerde hemen şöyle göstereyim. Sayfa 79 ve 80'de tak yazılılar var. Ve yani sen şu anda yapman gereken sayfa 14'ten neredeyse 80'e kadar tekrar etmen gerekiyor. ÖSYM tarzı soruları atlayabilirsin. Ve aynı zamanda denklem ve eşsizlikler konusunda da bölünme kurallarını yaparsan sayfa 94-95 bunu da yaparsan 96'yı da yaparsan Tonguç Erhan Bey'im çok işine yarayacak diyorum. Sınavında şimdiden başarılar. Teşekkürler hocam. Umarım çok güzel geçer. Ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım hocam. Sağ olun hocam.